Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda bireysel emeklilik fonları arasında temettü gelirini hedefleyen ve fon fiyatının içerisine temettü aldıkça fon fiyatına yansıtan bireysel emeklilik fonlarına bakacağız. Açıkçası BES tarafında temettüyü çok hedefleyen fon yok. Fakat toplamda 4 tane var. Fakat henüz daha yeni yeni gelişmeye başlayan bir fon piyasası olduğu için önümüzdeki dönemde de yeni fonların bu konuda katılacağından eminim. Peki bunu anlatmadan önce neden bahsetmemiz gerekir? Temettü ne demek? Buna bakmamız gerekiyor. Temettü dediğimiz şey basit açıklamasıyla piyasalarda faaliyet gösteren bir firmanın ortaklarına yani pay sahiplerine yıl içerisinde elde etmiş olduğu kardan bir miktar ödeme yapması, nakit olarak ödeme yapması anlamına geliyor borsaya kote olmuş şirketler açısından. Biz burada örnek olarak vermek gerekirse, misalen şuradan hemen iş yatırımın Tüpraş sayfasına bakalım. Ne demek istediğimizi basitçe anlatayım. Şu anda Tüpraş'ın bir hissesini aldığınızda 89 lira ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Bunun yanında bir tane Tüpraş lotuna sahipseniz, misalen 2023 yılında Tüpraş burada 45 liralık bir hisse başına 45 liralık bir temettü ödemesi yaptı. Belki burada Tüpraş çok doğru örnek olmayabilir çünkü bu bölündü. Daha yüksekti rakamlar, 500 liralardaydı hissenin kendi fiyatı. O yüzden biraz yüksek bir hisse başı temettü var. Dolayısıyla bu 45 lirayı yatırımcılarına o gün bu tarihte yani Mart'ın 10'unda elinde Tüpraş olan herkes için bir lot başına 45 lira ödeme yaptı nakit bir şekilde. Peki bunu BEFAS fonlarında yani bireysel emeklilik fonlarında nasıl yapıyorlar diye sorarsanız bu fonlardan herhangi bir tanesini şimdi ayrıca ayrıntılı inceleyeceğiz. Herhangi bir tanesini elinizde tutuyorsanız buradaki son fiyat yazan tek bir lotun ücretine ekleme yapılarak bu şekilde yatırımcı bireysel emeklilik tarafındaki temettü getirisinden de yararlandırılmış oluyor. Peki 4 tane seçeneğimiz var dedik. Neler var? Onlara bakalım. Öncelikle getiri bazlı bakarsak daha sağlıklı olur sanırım. Şu anda endeks fonları yaklaşık 5 yıldır yatırım yapıyor temettü tarafına. Belki daha öncesi de vardır. Ne demek istiyoruz endeks fonu olunca? Endeks fonu olduğunda bu fonlar zaten üstünde de isminde de yazıyor. BIST temettü 25 endeksine yatırım yapıyor. Bu fon AGESA Hayat Emekliliğin fonu. Diğeri de Allianz'a ait BIST temettü endeksine yatırım yapıyor. Peki ikisi arasında nasıl bir fark var diye sorarsanız. Şimdi BIST temettü endeksi daha kalabalık. Yani içerisinde bu oluşturulmuş bir endeks ve içerisinde yaklaşık 85-90 tane hisse senedi var şu anda ekranda gördüğünüz. Bu hisse senetleri temettü ödemeyi alışkanlık haline getirmiş. Kar payı ödemeyi alışkanlık haline getirmiş firmalar. Dolayısıyla bunlar yıl içerisinde bir ya da iki kez kar paylarını yatırımcılarına dağıtıyor, paylaşıyorlar. Buradaki bireysel emeklilik fonumuzda bu endeksi takip ediyor. Yani bu endeksteki hisse senetlerini içerisinde barındırıyor. Şöyle tekrar açarsak, bakın fonun varlık dağılımı %97 hisse senedi tarafında. Ama ne hangi hisseler diye sorarsanız, işte buradaki BIST temettü bileşenlerinde bulunan hisse senetlerini elinde farklı ağırlıklarda bulunduruyor. Bu şirketler yıl içerisinde temettü paylaştıkça buradaki rakama yani şu son fiyata ekleniyor ve bu şekilde nemalandırılmış oluyor bireysel emeklilik yatırımcısının parası. Dolayısıyla son bir yılda da %138'lik güzel sayılabilecek bir getiriye ulaşmış ve burada da yatırımcı sayısının 15 bin civarında olduğunu görüyoruz. Alırken bir günde, satarken de 2 günde işlem gerçekleşiyor. Risk değeri olarak da 6 riskli bir fon olarak gösterilmiş. Diğer tarafta BIST temettü 25'i var AGESA'nın. O da bir endeks fonu. Yani endeksi takip ediyor. Burada da
en çok temettü verimi olan 25 hissenin yatırımı yapılıyor. Buradaki o 86'lık listeden 25'e düşürülmüş ama en çok verim sağlayan, temettü sağlayan şirketler var bunun içerisinde. Tabi buraya baktığınızda şu konuda uyarmak istiyorum. Eğer faiz hassasiyeti olan bir yatırımcıysanız, mesela burada Anadolu Efes Biracılık şirketine yatırım yapılma ihtimali yüksek, list temettü 25'te. Dolayısıyla bir tane de katılım temettü fonumuz var, bireysel emeklilik tarafında gönüllü beste. Onu değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Ama buradaki konuştuğumuz fon AgeSA'nın BIST 25 endeksi. O da son bir yılda %117 getirmiş, 11 bin yatırımcısı var. Dolayısıyla o da hisse senedi içerisinde duruyor. Bunlar endeks fonlarıydı. Şimdi iki tane de yeni eklenen, yani aşağı yukarı yaklaşık bir yıl olmuş, temettü ödeyen şirketlere yatırım yapan iki tane farklı bireysel emeklilik yatırım fonumuz var. Bunlardan bir tanesi Anadolu Hayat'a ait hisse senedi fonu olarak geçiyor. Buradaki fark nedir? Bunlar endeksi takip etmiyorlar. Yani bunlar orada şu listede gördüğümüz liste dışında da ileride temettü dağıtacağını düşündükleri ya da bu endekste bulunmayan şirketleri, hisse senetlerini ellerinde tutabiliyorlar. Daha doğrusu şöyle açıklamak mantıklı olur. Fon yöneticisi hisse senedi piyasasından temettü ödediğini düşündüğü fon şirketleri rahatça seçiyor, bunlara yatırım yapıyor. Bu yeni bir fon olduğu için henüz bir yıllık getirisi yansımamış ama 15.780 yatırımcısı var. Son 6 ayda %30'luk bir getiriyi sağlamış. Burada yerli hisse senetlerinin yanında yabancı piyasalarda da temettü ödeyen fonlara, temettü ödeyen şirketlere yatırım yaptığını görüyoruz bu fonunda. Son olarak da az önce bahsettiğim, eğer faiz hassasiyetiniz varsa ama temettü ödeyen şirketlerden yararlanmak istiyorsanız onların getirilerinden, burada katılım emekliliğin, katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu var. Son 3 ayda da %19'luk bir getirisi olmuş. O da faiz hassasiyeti olan, atıyorum az önce gördüğümüz Anadolu Efes'i bu portföye dahil etmiyor faiz hassasiyeti olanlar için. Peki burada sadece bu fiyatlar 5 yılda bakın %650 getiriye ulaşmış temettü fonu var. Bu fiyatlar sadece temettüyle mi yükseliyor? Hayır. Bu şirketlerin gün içerisindeki pozisyonlarından da yararlanıyorlar. Misalen burada bakın şu anda canlı olarak Aselsan hissesi %6 yukarıya gitmiş. Eğer bu fon elinde Aselsan tutuyorsa dolayısıyla hem bu %6'lıktan yararlanıyor hem de Aselsan'ın yıl içerisinde dağıtmış olduğu temettü karından da fonun fiyatı yararlanıyor. Böylelikle iki türlü getiri imkanını yakalamış oluyor. Nitekim uzun vadede baktığınızda da ciddi getiriler getirmişler, sağlamışlar. Peki burada biz bunları seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor diye sorarsanız, işletim gideri bazlı bir filtreleme yaptığımızda şu dikkatimizi çekiyor. Burada en düşük yönetim ücretine sahip olan fonlar endeks fonları. Yani BIST temettü 25 yıllık 1.86 alıyor yönetim ücreti olarak. Diğeri Allianz'da 1.88'lik yıllık yönetim ücreti alıyor. Diğer son konuştuğumuz iki fon, onlar daha aktif bir portföy yöneticiliği yaptıkları için muhtemelen yıllık ücretleri biraz daha fazla. Bu aradaki farkı değerlendirmek size kalmış. İster üsttekilerden, ister alttakilerden herhangi bir tercih yapabilirsiniz. Şurada yıllık net getiri oranları yazıyor. Bu fonların henüz şu alttaki iki tanesinin yılı dönmediği için, yeni fonlar olduğu için yıllık performanslarını göremedik. Ama üsttekilerin de son bir yılda %138'e yakın getirileri var. Bu şekilde temettü ödeyen firmalara yatırım yapmak mümkün. Temettü ödemek demek aslında aynı zamanda firmanın bir kurumsallığını da gösteriyor. Yatırım yapılabilirliğini gösteriyor. Dolayısıyla bireysel emeklilik tarafında eğer temettülerden yararlanmak istiyorsanız
yatırım yapmanız gereken 4 tane fon var Gönüllü BES tarafında. Onlara mutlaka portföyünüzde yer vermenizi tavsiye ederim. Bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Sormak istedikleriniz, kafanıza takılanları her zaman olduğu gibi videonun altından bizlere iletebilirsiniz. Ben bu video için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.